Aklınızı almadan konuya gireyim. Canan Hanım'la bazı düzenlemeler yaptık. Tamamen onun isteği doğrultusunda. Kendisi bütün haklarını ikinize devretti. Ne yaptı? Kemal Bey mirasını ikinize pay etti. Tabii tekstil hisseleri size kaldı. Düğün hediyesi olarak. Zaten Kemal Bey de sağlığında bunu istiyordu, biliyorsunuz. Biz böyle bir şeyi nasıl kabul ederiz avukat bey? Daha iyi bir çözüm var mı? Canan Hanım'ın durumunu biliyorsunuz. Hanım biliyoruz da ona vekalet ederdik. Ne bileyim bulurduk bir çözüm. Yani bu çok şey olmuş. Fazla olmuş yani. Daha güvenilir biri var mı? Yani ikinizden başka. Yok. Bir anlamda Kemal Bey'e görevinizi yerine getiriyorsunuz. Olaya böyle bakmanız lazım. Zaten isterseniz ileride Canan Hanım'a tekrar devir yapabilirsiniz. Şu anda pratik olarak en uygunu bu. Canan Hanım beni çağırıp bu talimatı verdi. Önce itiraz edecek oldum ama şimdi anlıyorum. Yani hastaneye kendi kendine gitti. Demek ki önceden her şeyi ayarlamak istemiş. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Gerekirse ararız Ahmet Bey. İyi günler. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Neyse iyi olacak inşallah. Buyurun. İnşallah. Verdiğiniz talimat üzerine Kemal Bey'in avukatıyla görüştüm. Evet. Hisseleri satın almak istediğinizi bildirdim. Biliyorsunuz tek varisi var, eşi. Biliyorum. Canan Hanım. Avukatı tekstil hisselerinin evlilik hediyesi olarak Yılmaz Akın'a verildiğini açıkladı. Yılmaz Akın'a mı? Evet. Kemal Bey bunu sağlığında belirtmiş zaten. Ölümünden sonra da eşi hemen işleme sokmuş. Demek hisselerimiz Yılmaz'ın elinde. Evlilik hediyesi mi dediniz? Evet. Yılmaz evleniyor muymuş? Bilmiyorum. Bana verilen bilgi bu kadar. Teşekkür ederim Selim Bey. Aynı teklifi Yılmaz Bey'e yapayım mı, ister misiniz? Bilmiyorum. Ben bu konuda bir düşüneyim. Sonra sizi ararım. O zaman izninizle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.